Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel motifimizi yapacağız. Motifimizde çok güzel battaniyeler, çantalar, kırlentler ya da aklınıza gelebilecek motifle örülecek her türlü güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Şöyle farklı farklı renklerimizi kullanarak güzelce ördüm ve büyüttüm. Aynı renkleri dağılım olarak kullandım. Aynı battaniye ya da çantada bu şekilde kullanabilirim. Sizler kalan iplerle örebileceğiniz gibi 4-5 tane rengimizi ya da 2-3 ne kadar uygun görürseniz o renklerimizi ayarlayarak bu güzel motifimizi çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek bu çalışmamızı yapalım. 2,5 numaralı tığ kullanıyorum. Sizler ipinize uygun tığlara tercih ederseniz çok güzel olacaktır. Bir tane düğümümü attıktan sonra 8 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Birinci zincir yuvası içerisine batıyorum ve burayı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle alıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. Ve ikişer ikişer 3 defa da alıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 doluyorum. Giriyorum. İkişer ikişer 1, 2, 3. 1, 2 doluyorum. 1, 2, 3. 2 doladım. Toplamda 20 tane trabzanımızı örüyoruz. Modelimizi anlatırken benim de sizden bir ricam olacak. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini aktif ederseniz bütün çalışmalarımızdan haberdar olursunuz. Birlikte bu güzel çalışmalarımızı sizlerle yaparız. Örgüye devam ediyoruz. Sayımız tamamlanana kadar 2 dolayıp 3 defa da çekiyorum. Trabzanımı tamamladım. 1. trabzanımla 20. trabzanımı buluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirimin bulunduğu yere şöyle arasından geçiyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum. Motifimizin birinci rengini ve birinci sırasını tamamladık. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi trabzanlarımızı örüyoruz. Burada da yine 20 tane trabzanımız olacak. Her bir trabzan arası ikişer zincirimiz olacak ve trabzanlarımızı örmek için ikişer defa tığımızın başını dolayarak alacağız. Bir tane düğümümü attım ve ilk göbek kısmımızın ipimizi kopardığımız yer şart değil. Herhangi bir yerinden batarak başlıyorum. İpimi şöyle alıyorum yalnız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane birleşme ile birlikte 8 zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. Hemen yandaki trabzan üzerine batıyorum. Arkadan da ipimi gizliyorum. 1, 2, 3. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Hemen sıradaki trabzanıma battım. Arkadan da ipimi aldım. 2 zincir. 2 zincir ve 2 defa doluyorum. 20 trabzanımızın tamamı bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. 20 trabzanımızı ördüm. 2 zincirimi çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4. zincir içerisine gelerek giriyorum. Arasından ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekip ikinci rengimi de keserek tamamlıyorum. Şimdi 3. rengimize geçelim. 3. rengimizde dolgularımızı çalışıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz dolgularım. Bir zincirimi çekiyorum ve fıstık kısmına başlıyoruz. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi alta alıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2,
3. Çok fazla uzatmayalım. Normal bir uzunluk olsun. Tutuyorum. İçinden geçiyorum. Buradan kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar doluyorum. İpim yine altta gizleniyor. Bakınız. 1, 2 ve 3. Basıyorum. Tek seferde çekiyorum. İpimi alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimizi gizleyerek 1, 2 ve 3. Tek seferde çekelim. Şuradan ipimi alıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hem zincirler hem fıstıklar üçer defa alıyoruz. Aradan kapatıyorum. 2 ve 3 kapadığımla birlikte 3. Eğer zincir kısa gelirse 4 olarak da çekebilirsiniz. Tamamen elimizin ölçüsüne göre ayarlamalarımızı yapalım. Fıstık dolgularımızı çalıştık. En son 3 zincirimi çektim. Dolgumun tepe kısmına batıyorum. İpimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra yeşil rengimle olan sıramı da tamamlıyorum. Diğer rengimize geçiyoruz. Halen yuvarlak örüyoruz. Bakınız. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Herhangi bir yerden örmeye başlıyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 defa ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir defa çekiyorum. Tekrar bir defa çekiyorum. 3 oldu zincirimizle birlikte. Dördüncü kez giriyorum. Hepsini aynı anda alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi gizliyorum. 1. Başını bir defa dolayıp bir defa çekiyorum. 2. Doluyorum. 3. Bir tane daha. 4. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3. Eliniz sıkıysa, eğer kasacak gibi olursa hemen dikkat edelim. Bir tane zincir fazlalaştıralım. Batıyorum. 1. 1 doluyorum. 1 çekiyorum. 1 doluyorum. 1 çekiyorum. Hepsini aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3. Bütün yuvalarımızı örelim. Sıramızı yine tamamladım. En son zincirimizi çektim. Başlangıçtaki birleşme yerine geliyorum. Tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Ve son sıramıza geldik. Şu ana kadar tamamen yuvarlak bir şekilde ördük. Son sıramızı yine yeşille kapamak istiyorum. Köşelerimizi bu sıramızda veriyoruz. Bir zincirimi çektim. Herhangi bir yerden başlıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. İpimi alıyorum örgü yönüme. Tığımın başını dolayarak trabzanımı örmeye başlıyorum. Üçüncü trabzanımı ördüm ve ilk köşemizi yarım örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlk boşluğa gelerek trabzanlarımı örüyorum. Toplam 4 tane trabzanımı örüyorum. 1. İpimizi gizliyoruz. 2. 3 ve 4. Zincirler lütfen tamamen kendi kontrolünüzde. Eğer bir az gelecek olursa 2 tane çekebilirsiniz. Eller farklı, ipler farklı olunca değişkenlik gösterebiliyor ölçüler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm. Bu başlangıç çift olacak ilk köşemiz bu. Yarısını ördük. Diğer yarısını bitiş de öreceğiz. Araya ise 1, 2, 3, 4. 4 tane grubumuzu da araya örüyoruz. Bu köşemizin ilk grubu. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 4 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir köşemiz tam, diğer köşemiz ise yarım olarak tamamlandı. Şimdi
Bir tane zincirimi çekiyorum. 4 trabzanımı örüyorum. İkinci yüzeyimizi örmeye başladık. Bir zincir. 2 3 ve 4. Köşemizden sonra 1 2 3 4 4 tane grubumuzu ördüm. Şimdiki öreceğimiz yerde yine 4 tane trabzan iki zincir. 1 2. Tekrar aynı yere köşemiz olduğu için 4 trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer yüzeyi örmeye başlıyorum. Bu köşemizde motifimiz kareye dönüştü. Hep yuvarlak örmüştük. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 köşemiz. Yine ilk köşemizde 1 2 3 4 köşemiz. Köşeden sonra 1 2 3 4 yine köşemiz. Yine aynı şekilde 4 tane tekli grubumuzu bu şekilde örelim. Köşemizi örelim ve sonrasında araya yine 4 tane grubumuzu örelim. Köşemizin yapımında birlikte olalım. Çift trabzan grubumuzdan sonra 1 2 3 4 tane ördüm ve son köşemizi yapmak için hazırız. Şöyle görelim. Bir tane zincirimi çektim. Başlangıçta ilk yarısını yapmış olduğum yere giriyorum. 1 2 3 4 1 2 tane zincir çekip tepesine batıyorum. İsterseniz şu şekilde araya da girebilirsiniz. Her iki trabzan arasına ilmeğimizi kaydırarak bir tane de zincirimizi çekebiliriz. Sıramızı tamamladım. Son sıramızın tamamlanmasıyla motifimiz bitmiş oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sırada tamamladık. Şöyle bakalım. İpimizi arkaya gizleyeceğiz. Bekletmeden gizleyelim. Birikmesin. Eğer çok fazla motifli iş öreceksek mutlaka içine gizlemeyi ertelemeyelim. Sonra biriktiği zaman daha fazla iş gibi görülüyor. Zorlanıyoruz. Kendimizi çok yormadan biter bitmez temizlersek gayet güzel olacaktır. Bakınız tertemiz oldu. Diğer motiflerimi de farklı farklı çalıştım. Aynı renkleri kullanarak değişik kombinler yaptım. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.